Scottish gibi gördüm de Scottish bir değil. Böyle bayağı yuvarlak bir kulak yapısı var. Çok uzaktan gördüm. Ya değilmiş lan. Yanlış görmüşüm seni. Gidiyorum ben diyormuşum. Çocuğu nasıl rencide ettim. Anne. Çok tatlısın. Annen yok, burada Sercan ve ben varım. 1,5 yaşında bir çocukları vermişti. Başlarda çok iyi anlaşırken... Kız çocuğu biraz... 1,5 yaşında değil mi? Ha, başka çocuk yok. Var. Evet, evet. Ha. Onunla biraz severken vesaire bu çocuk biraz korumayı almaya çalışmış, başlamış kendisini. Hafif anladığım kadarıyla agresyon falan başlamış. Normal olarak. Onunla alakalı dedim, siz daha iyi tavsiyede bulunursunuz. O iki tane var onda. Evet, yazık garibim. Gel, mahkum. Gelecek misin? O burada mı? Çok çok da seviyormuş ama sürekli yanına gidiyormuş. Ya normal ya. Bu da yavru. O onun bebek olduğunu çok iyi biliyor. Bu arada selam. Selam vermeden başlamış olduk. Çünkü bebeği gördüm, köşeye bayağı pusu kurdum içeri girip çekeceğim diye. Orada nesi var? Bir şey yoktu inşallah. Yok yok, bir şey yok. Bir şey yok. İlk muayene. Aynen öyle. 3 haftadır kendilerinde. Tam 3 aylık yaşta. İnişleri gibimse. Bu ne ya? Daha inişleri de açmak. Şu an ne olduğunu farkında değil. Bu arada 4 aylık değil gibi geliyor bana. Üç. Doğru mudur? 3 ay. Orada 4 ay yaz. 3. Ha, bu o çocuk değil o zaman. Tamam. Yok. Bir konuştuk sabah Senem'le de. Bu çocuk değil. 3 aylık bile olmayabilir. 4 aylık değil diyor diyorum çünkü. 3 aylık bile olmayabilir. Daha ya da gelişimsel bir şey var. Farklılık var. Daha kesici dişler. Kesici dişler. Siz Türkler ne diyor? Adam Türkçeyi unuttu. Ne bileyim, kesici diş demedim ben ilkokuldan beri. İlkokuldan beri insisiv derim falan. Ortaokul Baytar Mektebi'nden mezun Sercan. Dün zaten sana öğrenci deyince garipsemiş insanlar. Öğrenci. Sen de Ankara Üniversitesi öğrencisin değil mi deyince. Öğrenci. Millet Sercan abi de mi öğrenci falan. Öğrenci. Evet, bütün kliniğin hepsi öğrenci. O gün değil ya. Ha? O gün değil ama olacak. O gün değil, o gün de olur. O bilgiyi açıklamam lazım. Saçları kestirince de atırsız gibi çıkıyorum ya. Şey, Sercan öğrenci. Bilim tarihinde yüksek lisans yapıyor şu an. Bu kadar. Vereceğim bilgi buydu. Devam edelim. Senem bir şeyler yazıyor orada. Orada ben şimdi evde çocuk sahibi, yani insan yavrusu sahibi olanlarla, hayvan yavrusu sahibi olanları, özellikle yavru hayvanları hakkında burada mı bir şey konuşsam, orada ben bir şeyler söylerim. Evet. Oradakini çekeriz. Ama hasta sahiplerini çekmek istemiyorum. Ben burada bir iki kelime edeyim. Videonun sonunda edeceğim, tamam mı? Çocuğu çekelim. Videonun sonunda yavru insanlarla yavru hayvanları tanıştırma nasıl olmalı? Onu anlatacağım size, tamam mı? Evet, gerçekten ya. Bu çok önemli bir nokta. Evde kedimiz var ama çocuğumuz olacak. Ya da çocuğumuz var, kedi alacağız. Hani onun dengesini kurmak gerçekten çok zor. Evet. Şahsen hem kız hem erkek elimde var, mevcut insan yavrusu. Deneyip tasdik edebilirsiniz. Ha, hayvan da bir sürü var. Çok tanışmalarına tanık oldum. Sevgi de aynı şekilde. Ben onları anlatırım. Mesela Ayşe gibi sevmeyeceği için hiçbir çocuk yani maalesef... Yani kafasından çekecek, kulağından çekecek. Maalesef şu an Ayşe sakin sakin tutuyor, kucaklıyor. Onun izin verdiğini gördüğü ölçüde mıncırarak seviyor. Ama çok... O bebe de geri zekalı, tipe bak. O da zaten halinden çok mutlu, değil mi? Netleyemedim suratını. Suratsız. Suratın yoktu, o yüzden netleyemedim. Sen bir suratsızsın. Bunun ırkı neymiş bu arada? Değişik bir ırk koymuşlar buna. Evet, bir sınav. Bu ne lan? Burnilla. Burbilla. Yeniden aç onun sayfasını. Burmilla'ymış. Burmilla. Ya ben öyle bir ırk bilmiyorum. British gibi duruyor. Bildiğin British bu. Ama sağlıklı olsun da. Çok tatlısın. Evet, Burmilla. Hani? Göstersene. Bakayım mı? Ya ben baktım da çok ayrıntılı incelemedim. Hakikaten Burmilla'ymış. Yok değil. Değil miymiş? Değil. Neden değil? Kokus yuvarlak bir şey. Tosma. Çok benziyor ama. Ya da bizim zamanında Rus finosu diyerek sahiplendirdiğimiz hayvanlar gibi bir vaka mı yoksa? Ya yaşam kentte bilen çalıştığım klinikte küçük ırk sokak köpeği, tamam mı? Beyaz. Hani anlamıyor ki hani. Amacı onu sahiplenmek. Biz Rus finosu deyip sahiplendirmiş satacağımızdan değil. O karşı tarafın
Ya ha yeter ki yuvam olsun. Madem kandırmak var işin ucunda. Bizdeki şeye benziyor o zaman, Shiva'ya. Şey, o da Shiva'va diyerek gene. O bayağı kırma köpek yani. Onun şey, dedesinin babası Shiva'ydı gibi bir şey. Kafayı bile uzatmadı bak. Metin, sarıcıcık. Metin neydi? Metin. Bıyıkları mı kesmiş? Komple gitmiş. Sakalları kesmiş, çok garip olmuş. Metin Bey, bakar mısınız? Bakma. Başka bir hay diyecekler ki bu adam bu insanları klinikten berbere gitmeye bile vakit vermiyormuş ya. Kendisi de gitmiyor. Vaksini alalım mı? Siz gülüyor musunuz? Saçıma bir baksan sadece. Az önce tıraştan geldi. Bir kaldırdı. Daha önce kendiniz yapıyordunuz ya. Ha çok yaptım onu. Tamam. Kıtlıkla onluk gibi arasında çok bir fark olmaz sandık. Ama zaten başımıza hiç açanlar hep bu sandıklarımız değil miydi işte? Alet sandığı, takım sandığı, çeyiz sandığı. Hatta doğru sandıklarımız bir de hanım sandıklarımız falan demiştik. Öyle yani. Neyse. Ya şu an şu suratla hiç ciddiye alamıyorum. Ya çok Sercan bakmıyor, gözü kanayacak. Hadi geçmiş olsun bakalım. Ben şimdi içeri gidiyorum. Hassas abine bilgilendirme geçeceğim kısaca. Sonra da gelip buraya geçeceğim. Bilginiz olsun, ayrılmayın bir yere. Şimdi bu insan yavrusu, bu da hayvan yavrusu. Bu ikisi birbirinden önce eve gelmiş olabilirler. Şimdi bu yavrumuz önce geldiyse bunun gelmesi de sıkıntı olabiliyor. Bu yavrumuz önce ise bunun sonradan gelmesi de sıkıntı olabilir. Önce bununla başlayacağım. Bu önemli bir konu. Bu varken bu gelince şunu sokağa atmayın lan. Ya zaten bu varken bu gelince... Yok. Bu varken bu gelince bunu sokağa atmazsınız. O eminiz de. Onu atan da var ama olsun. Olmasın tabii ki. Olsun o anlamda olsun değil. Yani hiçbiri olmamalı. Evlat işte. Bunu da yan çevirince bunun aynısı oluyor. Baksana. Şimdi konu şu. Az önceki konuyu zaten hatırlıyorsunuz. Evde bir tane çocuğumuz varken yavru kedi sahipler, özellikle yavrulardan bahsedeceğim. 1-2 yaşından, zaten 1 yaşın altındaki insan yavrusu hayvanlardan çok fazla anlamıyor. Yani 6 aylık bir çocuğun hayvanlara çok zarar verebilecek bir şeyi yok. 1-2 yaşındaki çocukla yaklaşık 6 ay öncesindeki kedi ya da köpeği alıştırma düzeninizi size anlatacağım. Bildiğim kadarıyla ki hem insanda hem dişisi var elimde hem erkeği var. Deniz ve Güneş biliyorsunuz. Şöyle yana koyalım. Onun dışında bir sürü yavru kedi, bir sürü yavru köpek ve bir sürü yetişkinle. Yani şu an muhtemelen Deniz ve Güneş'in elini sürdüğü canlı sayısı yani 100 olmuştur herhalde. Bu yaşına kadar 2 yaşını buldular. O yüzden onlarla ilgili izlediklerimi direkt anlatacağım size. Konu şu. Ne köpeğe köpek olmaya, ne kediye kedi olmaya, ne de çocuğa çocuk olmaya öğretebilirsiniz. Aslında burada ana konu şu. Biz anne baba olmayı öğrenmeliyiz orada. Çünkü benim gözümün önünde Güneş'in alıp böyle sıkıştırdığı sahne var mesela. Eğer bir yavru kedi ya da yavru köpek bir aylık altındaysa kesinlikle çok dikkatli olmanız lazım. Bu kesin. Kediyi çünkü tutarken ya şu kadarcık hayvan zaten. Tutarken zaten aşırı sıkıştırdığı için o hayvana zarar verecek bir şey bu. Ama bir ayın üzerindeyse yani 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 aysa artık bu kadar çok korkmamıza gerek yok. O kedinin omurgası oturmuştur. Kendi yürüyebilir sinir sistemine atladığında, zıpladığında böyle bir yerlerden pat diye düşme ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Bunun için sizden ricam bir aylıktan önce hiçbir çocukla %100 kontrolsüzce bırakmayın. Bu bir. Bir aydan sonra da doğalarına bırakın. O tamamen sıkıştırma vesaireye gittiği zaman hemen elinden almayın. Oğlum az yap, az sık, az sev falan diye diye yumuşatın. Neden oğlum diyorum? İçgüdüsel değil. Güneş daha çok yapıyor çünkü bunu. Deniz de sıkmaya vesaire böyle kucaklamaya çalışıyor. Ama genelde erkek çocukları biraz daha fazla böyle sıkıştırma düşüncesinde şeyindeler. Varsa mesela kendinden biliyorum. Sonra ne diyordum başka? Ha, sonraki taktik. Az önceki aileye de verdiğim taktik ortak oyuncak kullanımı. Ses çıkaran oyuncaklar var ya özellikle bebeklerin. O bebeklikte kullandığınız oyuncaklarla kediler çok fazla ilgi duyuyorlar. Onun ucuna bir ip bağlayın. Verin 2 yaşındaki çocuğunuza kediyi oyununa koşturmaya başlasın. Ve yapılabilecek en güzel yöntem bu. Ortak oyuncak çünkü onların kardeş gibi büyümelerine vesile oluyor. Kardeş gibi diyorum. Neden? Orada çok önemli bir konu giriyor. Bu da üçüncü şeyimiz olsun, konumuz olsun söyleyeceğim.
sonrasında da videoyu kapatalım zaten. Kardeş gibiler ama maksimum bir yıl falan. Çünkü şu an gel bak yine bu insan yavrusu, bu hayvan yavrusu. Şimdi bu yavrumuz 1 yaşındayken diyelim 3 aylık bir bebek sahiplendiririz. Şimdi bu 1,5 yaşındayken bu 1 yaş bu 3 ay neredeyse eşitler. Yaş olarak yani aktivasyon olarak, oyun ihtiyacı vesaire, beslenme yapısı. Her şey hemen hemen eşit. Aşı zamanları, 3 aylık hayvanda da aşı rutinin içerisinde. 1 yaşına kadar çocuk da aşı rutini içerisinde mesela. Her şey çok benzer. Ama bu 1,5 yaş olduğu zaman biraz daha kuvvetli, biraz daha toraman falan oluyor ama bu maalesef 9 aylık olduğu zaman artık neredeyse böyle bunun net tanımlaması yok. Sakın verdiğim rakamları tanımlama olarak almayın. Ben bir zoolog değilim. Burada insan yaşına göre örnek veriyorum 3 yaşa tekabül ediyor neredeyse. Hani biraz daha böyle çocuk ama hani bir şeyleri akıl yürütebilir hale geliyor. Bu 2 yaş olduğu zaman bu etti mi size 1 yıl? 1,5 yaş diyelim. 1,5 yaş. Bu 2 yaşındayken bu 1,5 yaşa geliyor neredeyse. Bunun 1,5 yaşı da neredeyse 5 yaşında bir çocuğa tekabül ediyor. Şimdi siz 2 yaşında bir çocukla 5 yaşında bir çocuğun beraberliğini düşünün. Tam olmayacak o zaman. İşte o yüzden bunların kendilerini tanımalarına fırsat vermeniz lazım. Eğer siz 1 yaşındayken bir çocuğu 3 aylık kediyle aralarını aman sıkıştırma etme deyip uzaklaştırırsanız 2 yaşına geldiğinde bu çocuk bu 5 yaşında bir canlı haline geleceği için yani 5 yaşında ruhuna sahip olacağı için bize göre aralarında çok ciddi bir uçurum yaratacaksınız. O yüzden 1 yaşındayken daha 3-5 aylık bir yavru sahiplendiğinizde ister satın alın ister sahiplenin. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben satın almayın diyorum. İster satın alın dememdeki amaç olmuştur, yapmışsınızdır. Ona da ben anlatır pozisyonda olayım. Unutmamanız gereken bu çocukla bu çocuğu birbiriyle beraber kendilerini tanımalarına fırsat tanımak. Bunu unutmayın. Aşağı bu videoyu özel olarak Sevgi de ben de takip edelim. Aşağıda yorum olarak ne yazarsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Video buraya kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü ben böyle şeyleri anlatmak için çaba veriyorum. Haydi görüşmek üzere. Kimin lisede gibi hissettim yani. Bu kadar uzun yıl olmuş böyle. Ha, beyaz tahtayı gözünün önüne geldi. Aynen şey gibi böyle farklı hissettim. Böyle sanki o hoca anlatıyormuş gibi hissettim. Bir anne baba olarak araştırmak sizin sorumluluğunuzda. Bildiğiniz bilgiden şu dakikadan itibaren sorumlusunuz. Ben bilginin kıvılcımını vereyim. Hayvanlarla büyüyen çocuklar hakkında kesinlikle her anne baba bir araştırma yapmalı. Çünkü hayvanlarla büyüyen çocukların birçok açıdan çok 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 büyük avantaj yaşadığını ben hem baba olarak hem anne olarak diyormuşum. Hem baba olarak hem de bir veteriner hekim olarak bunu net bir şekilde size söyleyebilirim.